TVM ekranlarından mutlu günler gelişmelerle karşınızdayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde bir resepsiyon verildi. Resepsiyon birçok ilke ev sahipliği yaptı. Gecede konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın gündeminde Ankara'daki olaylı 29 Ekim kutlamaları vardı. Başbakan Erdoğan ayrıca eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi arasında sorun olduğu iddialarını da yalanladı. Cumhuriyet'in 89. yıl dönümü dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde verilen resepsiyon birçok ilke sahne oldu. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da ilk kez köşkteki bir resepsiyona katıldı. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da eşleriyle birlikte resepsiyona katıldılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Kadıköy'deki Cumhuriyet Şöleni'nde olduğu için katılamadığı resepsiyonda MHP lideri Devlet Bahçeli yer aldı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açlık grevleri nedeniyle katılmadığı, BDP Grup Başkan Vekillerinin yer aldığı resepsiyonda BDP'liler askerlerle ilk kez aynı çatı altında bulundu. Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'daki yürüyüşte yaşanan olaylara değindi. Üzücü şeyler oldu, umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz dedi. Başbakan Erdoğan da eşiyle birlikte ilk kez katıldığı resepsiyonda, "Beni ve eşimi bugüne kadar buraya sokmayanlar utansın," dedi. Erdoğan, Ankara'daki kutlamalarla ilgili olaraksa, "Yapılan alternatif kutlama değil, adeta provokasyondu," ifadesini kullandı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül arasında sorun olduğu iddialarıyla ilgili de aralarında en ufak bir tatsızlık, huzursuzluk yok. Bu görüşler yalan ve uydurma, nifak tohumu sokma amaçlı dedi. Cumhuriyet'in 89. yıl dönümü İstanbul'da da muhteşem bir görsel şölenle kutlandı. Boğaz Köprüsü ile Kız Kulesi arasında 15 dakika boyunca havai fişek, ses ve ışık gösterisi yapıldı. Bu görkemli gösteriyi İstanbullular da ilgiyle izledi. Cumhuriyet'in 89. yaşı İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bu görkemli gösteriyle kutlandı. Gösteriler Boğaz Köprüsü ile Kız Kulesi arasındaki alanda yapıldı. ...48 bini aşkın havai fişek kullanılan gösteri Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın düğmeye basmasıyla başladı. Görkemli gösteri Fahir Atakoğlu'nun bestelediği özel bir müzik eşliğinde sunuldu. Gösteriyi izleyebilmek için pek çok İstanbullu Boğaz'a akın etti. Sendika sırgası Amerika'yı yerle bir etti. Karayip ve Bahamalar'da 60'tan fazla can alan sendika sırgası Amerika'yı vurdu. Kasırga nedeniyle ülkede 13 kişi öldü, 11 eyalette 3 milyon ev elektriksiz kaldı. Yetkililer vatandaşları güvenli bölgelerde kalmaları konusunda uyarıyor. Sendika sırgası Amerika'yı hayalet şehre çevirdi. Sendika kasırgası dün geceden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası ve orta kesimlerine vurdu. New Jersey başta olmak üzere kıyı kesimindeki kentlerde sel ve şiddetli rüzgarların etkisiyle büyük hasar oluşurken 5 eyalette en az 13 kişinin öldüğü belirtildi.
Amerikalı yetkililer Batı Virginia başta olmak üzere bazı eyaletlere 1 metre kalınlığında kar düşebileceği uyarısında bulundu. New York kenti süper fırtınaya dönüşen Sandy kasırgasından en çok hasar alan kentlerden biri oldu. New York'ta 7 metro istasyonunu su bastı. Yetkililer yüz binlerce haneye elektrik verilemeyen kentte rüzgarın saatte 145 kilometre hıza ulaştığını, sele neden olan dalgaların boyunun 5 metreyi bulduğu belirtildi. Yetkililer halkı güvenli bölgelerden ayrılmamaları konusunda uyarıyor. Mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları da sürüyor. Şimdi sizi başkentte bir kahvehaneye götüreceğiz. Ama bu kahvehane bildiklerinizden çok farklı. Oyunlar oynanan, çaylar içilip sohbet edilen kahve adeta bir Atatürk müzesi niteliğinde. Başkent Ankara'nın tam göbeğinde bir kıraathane. Ama bildiklerinizden çok farklı bir kıraathane. Çünkü yüzlerce Atatürk resminin sergilendiği bir müze niteliğinde. Ankara'nın her yerinde bu bahar kıraathanesi. Atatürklü kahve diyorlar zaten. Ankara'nın her yerinden insan geliyor. Yüzlerce Atatürk resmi. Hepsi birbirinden orijinal, hepsi birbirinden kıymetli. Eline bir Atatürk alan bana geliyordu. Ben de camcıyla ortak oldum. Camcıya getiriyorum, hemen çerçeveyi yapıyor, geliyor, yerine asıyoruz. Kahvehanenin sahibi Kemal İrhan, koleksiyonun da sahibi. Benim en büyük mirasım bu resimler diyor. Benim malım, param, pulum gerçekten yok ama... Bura var. Burayı benden sonra kim çalıştıracak onu da bilmiyorum. Bahar Kıraathanesi'nin müdavimlerine gelince onlar da Atatürk tutkunu. 15 senedir bu kahvedeyim. Biz Atatürk tutkusu var içimizde. Kahve çok. Kahve ama burası ayrı. Burayı kahve olarak görmüyorum. Yani bana soruyorlar kahveye gidiyor. Yok diyorum, ben hayatta kahveye gitmedim diyorum. Yani geldiğim yer burası. Terör bayram dinlemedi. Şırnak'tan yine acı haber geldi. Terör örgütünün Şırnak'ta 5 ayrı noktaya eş zamanlı düzenlediği saldırılarda bir polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için şehirde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bayramın 4. günü Şırnak kana bulandı. PKK'lı teröristler Şırnak'ta 5 ayrı noktaya eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırılarda bir polis memuru şehit oldu. 3 polis memuru yaralandı. Hain saldırı emniyet görevlilerini Şırnak Valiliği'nin önündeki polis kontrol noktasında nöbet beklerken yakaladı. Saldırının hemen ardından polis memurları Şırnak Devlet Hastanesi ve Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerden İbrahim Engin kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer 3 polisin tedavileri sürüyor. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için kent merkezinde operasyon başlatıldı. Suriye'den Hatay'a yine top mermileri düştü. Türkiye anında karşılık verdi. 4 top mermisinin düştüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Top mermileri 5 Aslan Köyü kırsal alanına isabet etti. Suriye sınırında gerginlik sürüyor. Çatışmaların durmak bilmediği Suriye'den Türkiye tarafına yine top mermileri düştü. Reyhanlı ilçesine bağlı 5 Aslan Köyü'ne düşen 4 top mermisine Türkiye tarafından anında karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Reyhanlı'ya bağlı Yenice Karakolu'ndan Suriye'ye ardı ardı atış yaptı. Top mermileri 5 Aslan Köyü'nde tedirginliğe yol açtı. Olayda top mermilerinin kırsal alana düşmesi nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı. Bölgede büyükçe çukurlar oluştu.
Türk askeri sınırdaki alarm durumunu sürdürüyor. Dört günlük Kurban Bayramı'nı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birleştirip İstanbul dışına çıkan tatilcilerin eve dönüş çilesi başladı. Ankara ve Bursa yönünden İstanbul'a gelen on binlerce tatilci otoban ve feribot iskeleleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. İstanbul'a çeşitli noktalardan giriş yapmak isteyen tatilcilerden oluşan ilk kuyruk Sakarya'da başladı. Tatilciler 10 kilometrelik Düzce-Sakarya yolunu yaklaşık 2,5 saatte kat ederken zaman zaman durma noktasına gelen trafikte ufak çaplı kazalar yaşandı. İstanbul'a dönüş için Bursa-Yalova yolunu tercih edenlerse Topçular Eskihisar arabalı vapur hattında saatlerce bekledi. Yoğunluğun yaşandığı bir başka nokta ise Çanakkale'ydi. Tatilcilerin araç yoğunluğu şehir merkezindeki trafiğin aksamasına neden oldu. Yoğunluk sebebiyle feribotlar sefer saatini beklemeden hareket etti. Eve dönüş çilesinin bu gecede sürmesi bekleniyor. Bu haberle gün ortasını noktaladık. Yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.